Geziniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta size %100 Türk malı, kendisi küçük ama fonksiyonu büyük, nar bandanayı inceliyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ne yapıyoruz? Nar bandanayı inceliyoruz. Peki, bu nar bandana nedir arkadaşlar? İsminden de anlaşılacağı gibi nar bandana %100 Türk yapımı, yüksek kaliteden üretilmiş 11 çeşit bağlama şekli olan multifonksiyonel bir bandanadır arkadaşlar. Kimler kullanır bunu? Herkes kullanabilir arkadaşlar. Yani zorlu doğa koşullarına uyum sağlamak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Şehir hayatında aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Ben aksesuar olarak da kullanıyorum. Neden? Çünkü nar bandana %100 Türk malı olduğu için arkadaşlar desenler genelde bizim beğendiğimiz Türk halkına hitap eden desenlerden oluşuyor. O yüzden bazen flar olarak falan veya atkı olarak kullanıyorum. Nerelerde başka ne işe yarar diye soracak olursanız ne işe yarıyor? Bir kere ben başka nerelerde kullanıyorum oradan gireyim direkt konuya. Alerjim olduğu için özellikle bahar aylarında tercih ediyorum. Çünkü polenler burnuma gözüme yapıştığı zaman gözümü kaşımaktan, hapşırmaktan bisiklet süremiyorum. Dolayısıyla bunu burama kadar çektiğimde beni ciddi şekilde polenlerden koruyor. Nasıl koruyor? Çünkü mikrofiber çok ince yapılı bir kumaşa sahip. Bu da polenlerin girmesini engelliyor. Onun haricinde nerede kullanabilirsiniz arkadaşlar? Boyun fıtığınız varsa, niye anlatıyorum? Ben de olduğu için, şuram sürekli ağrıdığı için, koluma kadar vurduğu için soğuktan korusun diye kışın kullanıyorum yine. O da bunun bir özelliği var. Termal kumaş. Birazdan oraya da değineceğim. Yazın sıcağın anlık abanında bisikletle gider. Amele yanığı olmamak için şu ensemden birçoğunuz hepiniz bunu biliyorsunuzdur zaten. Amele yanığı olmamak için ensemi korumak için kullanıyorum. Amele yanığı derken sıcak değil mi diye soracaksınız illa ki. Yani sıcakta pişmiyor musun kardeşim bunu boğazına kadar çekiyorsun? Hayır pişmiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu bandanın termal özelliği var. Kışın sıcak tutuyor, yazında soğuk tutuyor. Aynı zamanda beni UV ışınlarından, güneşin zararlı ışınlarından da korumuş oluyor. Artı antialerjik olduğu için herhangi bir şeye sebep olmuyor. Artı şunu da sorabilirsiniz. Terlemiyor musun kardeşim sen? Yani terliyorsun da peynirli tombi gibi kokutmuyor mu bu seni diye sorabilirsiniz. Evet terliyorum her insan gibi. Ama peynirli tombi gibi kokmuyorum. Neden? Çünkü bu kumaşın içine gümüş iyonlarından oluşan poligen dediğimiz bir madde kaynatılmış. Bu da ne oluyor? Terlediğiniz zaman zaten ter kokusunu oluşturan aslında teriniz değil, vücudunuzun yüzeyindeki yani teninizdeki bakteriler. Bu bakterilerin oluşumunu engellediği için dolayısıyla sadece su kokuyorsunuz. Rahatsız edici böyle peynirli tombi, asker postalı gibi falan kokmuyorsunuz. Bunların haricinde işte nar bandana dediğim gibi şu şekilde özelliklerini sıralayabilirim size. Likralı, kendinden likralı falan değil. Likralı bir kumaş değil. Kendinden elastikiyeti var. Ondan sonra ne yazıyor burada? Moisture management yani işte teri çok çabuk atabiliyor veya ısıyı tutabiliyor içeride. Mikrofiber bir kumaş. Bu arada rüzgar rezistansı var. Bak bunu söylemeyi unuttum. Bu özellikle benim gibi sahil kenarlarında İzmir'de falan bisiklet biniyorsanız rüzgar çok rahatsız edici olabiliyor. Antibakteriyel poligenden bahsettik. Dikişsiz olduğundan bahsettim. Multifonksiyonu pardon dikişsiz olduğundan bahsetmedim. Bu arada dikişsiz hiçbir yerinde dikiş falan yok. Bildiğiniz yekpare bir kumaş. Multifonksiyonel thermal fabric yani termal bir kumaştan kışın sıcak tutuyor yazında teri atmanıza ısıyı bir an önce vücudunuzdan uzaklaştırmanıza sebep oluyor dedim. Neden oluyor dedim. Bu arada neydi? UV korumalıydı arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. UV korumalı. Peki nar bandanayı benim için özel kılan ne? Benim için özel kılan bir özelliği buff'la kıyasladığınızda yarı yarıya fiyatı olması aynı kalitede aynı kumaştan üretiliyor olması yani şey gibi kıyaslayabiliriz. Mavi jeansle Levi's gibi kıyaslayabiliriz. Bir zamanlar Levi's hala da sanırım öyle Levi's mavi jeans üretirdi. Ama mavi Levi's'in fiyatı her zaman daha pahalıydı aynı olmasına rağmen. Yani bunu da o şekilde kıyaslayabiliriz. Tabii Buff'ınlar falan üretmiyor. İkisi birbirinden çok farklı firmalar. Ama %100 Türk malı 25 lira. Ötekisi yabancı para yurt dışına gidiyor. Ve UV'lisini almaya kalktığınızda 45 lira yarı yarıya bir fiyat fark ediyor arada. Şimdi gelelim. Videonun sonuna geldik artık arkadaşlar. Size bir sürprizim var aslında. Bu 3 tane nar bandanam var elimde. Bu nar bandalardan bir tanesini yani şunu size hediye edeceğim. Yani izleyicilerime hediye etmek istiyorum. Bunun için de
yine çekiliş tarzı bir şey yapacağım. Ne yapmanız gerekiyor? Videonun altına katıldım diye yorum, videonun altına bir cümlelik bir yorum yapıp sonuna daha önceki çekilişlerinde olduğu gibi katıldım yazmanız. Şayet üye değilseniz abone olmanız gerekiyor. Bu da ne zamana kadar geçerli arkadaşlar? Önümüzdeki çarşambaya kadar geçerli olacak. Çarşamba günü gündüz 12 gibi çekiliş kapanacak. Çarşamba akşamına da ben Instagram hesabımda, altta gelen Instagram hesabımdan çekiliş sonucunu açıklıyor olacağım. Bu arada Narbandana ile ilgili sanırım şeyi anlatmadım. Narbandana'yı nerede bulabilirsiniz? Tüm outdoor mağazalarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekstradan bilinen internet sitelerinde de Narbandana'yı bulabilirsiniz. Ekstradan şöyle bir şey var. Narbandana toplu üretim de yapıyor. Özel üretim de yapıyor. Altta gelen Instagram sayfalarından kendileriyle iletişime geçerseniz bisiklet gruplarına özel üzerinde istediğiniz bir desen veya ona göre bir yazı olan size özel çözümleri de var. Size özel bandanalar da üretebiliyorlar. Yani gidip böyle dışarıda merdiven altı atölyelerde abuk subuk Çin malı şeylere baskı yaptırıp vücudunuzu, sağlığınızı tehlikeye atacağınıza hiç olmazsa kaliteli, düzgün bir multifonksiyonel bandana kullanmış olursunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi çekiliş şu andan itibaren başlamış bulunuyor. Önümüzdeki çarşamba 12'de bitecek. Önümüzdeki videoya kadar sağlıcakla kalın. Videolarımın altına yorum yaparsanız ve paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Artı beğenirseniz. Artı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın.